Abone olun, farkı yakalayın. Değerli öğrencilerim, merhabalar. Şimdi para bölümümüzün, yani 35 numaralı ünitemizin son iki köşe taşı kalmış arkadaşlarım. 11 ile 12 numara. Bunları bir gömelim istedim dostlar. Bitirelim artık şu MPS kitabımızın ikincisini de bitsin. Rahat rahat, gönül rahatlığıyla AYT'ye geçelim istiyorum. Evet, bakalım ne diyor bu ilk sorumuz. Diyor ki parabolü ile doğrusunun kesişim noktalarının ortasındaki noktanın apsisi kaçtır? Bakalım ipucunda hocam ne yazmış? Aynen böyle işte arkadaşlarım. Bunların önce unutmayın, kesişim lafını duyduğunuzda şunu yapacaksınız arkadaşlarım. Verilen iki şeyi, bakın iki şeyi diyorum. İkisi parabol olabilir, ikisi doğru olabilir. Bir parabol, bir doğru. Bir çember, bir doğru. İki çember, parabol çember gibi geometrideki herhangi iki şeyin kesişim noktası bulunurken ortak çözüm yapılır. Nedir hocam ortak çözüm? Ya yok etme metodu ya da yerine koyma metodu yapacaksınız dostlarım. Burada yerine koyma metodu yapacağım ben kardeşler. Yani y bir yerde x eksi 4'e eşit, bir yerde de x kare eksi 7x artı 9'a eşit. Ben buradan y'yi tutup burada yerine koyacağım. Yani y gördüğüm yere x eksi 4 yazacağım. İşte x eksi 4'ü yazdım. X kare eksi 7x artı 9'a da eşitmiş. Düzenleyelim bu keratayı bir. X'i bu tarafa alalım. Ne oluyor dostum x bu tarafa gelince? Eksi x olarak geldi. Yani eksi 8x oldu. Eksi 4'ü bu tarafa alalım. Artı 4 olarak geldi. Eşittir. Burada da 0 kaldı. Şimdi bak Gober. İster buradan tek tek x1'i bul. x2'yi bul. Nasıl bulacağını biliyorsun. Şu 4 buraya artı 4 olarak geldi. 13 oldu burası. Onu bir daha yazayım da. Nasıl bulacağını biliyorsun. Ya bunu çarpanlarına ayıracaksın. Ayrılmıyorsa da eksi b artı eksi kök delta bölü 2a formülümüz vardı. Buradan kökleri bulacaksın. Kökleri bulduktan sonra da kardeşim ikisini toplayıp orta noktasını soruyor ya. Toplayıp 2'ye böleceksin. Bir şeyin ortası hep böyle bulunur kardeşim. E şimdi bak düşünsene. Topladın bunları. Biri x1. X1 ne çıkar buradan? Bak uzun uzun anlatıyorum. Şunu nasıl bulacağımızı anlatıyorum. Hani unuttuğun yerde bunu. Şimdi x1'i tut ki buldun kardeşim. Şöyle bir şey çıktı. Eksi b artı kök delta bölü 2a. E x2'yi bulduğunu düşün. x2'de şu olacak. Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Bak bunları sonra toplayacaksın kardeşim. X1 ile X2'yi toplayıp bir de 2'ye böleceksin ya en sonunda kardeş. E bunları topladığında şu gelmiyor mu? Eksi B, eksi B, eksi 2B yapıyor. Kök delta, eksi kök delta bunlar sıfırlanıyor. Bölü 2A. Yani eksi B bölü A geldi dostum. Bak köklerin toplamı. Kökler toplamı eksi B bölü A. Biz bir de ortasını bulacağız ya, bu toplamlarının yarısını alacağız. Bir de bunu 2'ye bölerseniz şöyle bölü 2. Onu da 1 bölü 2 diye ters çevirip çarptım. Eksi b bölü 2a çıkıyormuş kökler toplamının yarısı. Yani orta nokta toplamlarının yarısı demek köklerin ortası demektir. Onu da kısaca nereden buluyorduk? Eksi b bölü 2a'ymış. Eksi b'miz... B'miz eksi 8, eksi B'miz 8 yapar. 2A, A'mız 1, 2 yaptı, 4. Sorunun cevabı 4. Evet, geldik şu 2 numaralı sorumuza. Bakın ne diyor? Parabollerinin kesişim noktası. İki parabolü kesiştirmek istiyor. Biz artık kesişim dediği zaman ne yapacakmışız? Konu hangi konu olursa olsun, analitik geometri, parabol, çemberin analitiği, hepsinde doğrunun analitiği, hepsinde bunu yapacağız. Kesişim noktası deyince ortak çözüm. Buradaki y gördüğün yere şuradaki y'yi yazacaksın kardeşim getirip de. Yazalım. X kare artı 4x artı 6 yazdım. Şu y'nin yerine getirdim bunu yazdım arkadaşım. Eşitmiş. X kare artı 5x artı 4'e.
Bakın x karelere bay bay dedik. Şu x kareler gitti. 4x'i buraya alalım. Bu 5x'in üstünü kazayla çizdim. 4x buraya gelirse 5x eksi 4x'ten x kaldı. 4'ü bu tarafa atarsak da 2 kaldı. Bakın x'ini bulduk bile. X'i 2'ymiş kesiştikleri noktanın. Şimdi x'i biliyorsam y'yi nasıl bulacağım arkadaşım? E bu nokta kesişim noktası parabollerin üstünde değil mi? Tut ki parabollerden biri bu. Diğeri de bu. Kesiştikleri nokta. Hem bu parabolün üstünde hem de bu parabolün üstünde. Üstündeyse ne yapıyorduk? Denklemi sağlatıyorduk. O halde x yerine 2, y yerine y yazalım ve denklemi sağlatalım. Hangisinde yapalım? Canın hangisinde istiyorsa. Ben baştakinde yapıyorum. Y yerine y yazıyorum. X yerine 2. 2'nin karesi. Artı 5 çarpı 2 artı 4. 2'nin karesi 4. 10, 14 yaptı. 4 daha 18 yaptı Gober'in. Hadi geldik 3 numaralı sorumuza. Bakalım bu amca ne diyor. Parabolleri birbirine teğet ise. Lan iki parabol teğet. Düşün bak biri böyle, diğeri de böyle mesela. Teğet. Sonuçta bunlar birbirine değiyor. Yani kesişiyor diyebilirsin o zaman kardeşim. O halde ben bir ortak çözüm yapacağım kardeş. Hadi yapalım. Y yerine getirip aha bu amcayı yazalım. Şöyle oluyor bak. 2x kare eksi 3x'i yazdım y yerine. Burada da ne var? Eşittir. X kare artı kx eksi 1. Hadi hepsini bir tarafa toplayalım. X kareyi bulayım. Buraya aldım. X kare. Kx'i buraya aldım. Eksi 3x eksi kx. Eksi 1'i buraya aldım. Artı 1 eşittir 0. Bir kademe daha, bir satır daha düzenliyorum. Eksi x parantezine alalım bunları. 3 artı k olsun. Burası artı 1 eşittir 0. Şimdi dostum, bu ortak çözüm denklemidir. Yani iki denklemi ortak çözdüğün zaman ortak çözüm denklemini bulursun. Şimdi bundan sonrası çok daha kolaydır, inan bana. Eğer bu paraboller iki noktada kesişiyor olsaydı bizim yapacağımız işlem şuydu. Bu ortak çözüm denkleminin deltasını büyüktür sıfır diyecektik. Eğer ki bu paraboller birbirine hiç değmiyor, kesişmiyor deseydi ortak çözüm denkleminin deltasını küçük sıfır yapacaktık. Teğet dediği zaman da ne yapacağız kardeşim? Eşit sıfır yapacağız. Demek ki ortak çözüm denkleminin deltasını sıfır eşitleyeceğim ben. Delta neydi? B kare eksi 4ac. Bu sıfır olacak. B karemiz şu 3 artı k'nın karesi. Yazıyorum. 3 artı k'nın karesi. Normalde eksiyi de alacağım ama eksinin karesi artı olduğu için zaten almadım bunu. Eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz de 1. 1 çarpı 1 eşittir 0 olacak delta. Hadi düzenleyelim. Şurada yapayım gerisini. 3 artı k'nın karesi eksi 4 buraya artı 4 geçti Goberler. 3 artı k'nın karesi 4'e eşit oldu. O halde neyin karesi 4'tür? Ya 2'nin ya da eksi 2'nin dedim. Demek ki 3 artı k ya 2'dir. Bu durumda k eksi 1 çıkar. 3 artı k eksi 2'dir. Bu durumda k eksi 5 çıkar. Bana da değerlerin toplamını soruyor. Eksi 5 ile eksi 1'in toplamı geldi. Eksi 6 arkadaşlar. Peki geldik 4 numaralı sorucuğumuza. Bakalım bu ne diyor? Emmisi. Agası. Bu da Boyabat dilinde arkadaşlarım. Bir dönem Boyabat'ta çalışmıştım. Orada kaptım bunu da. Çorum dili, Boyabat dili, doğudan, batıdan her yerden gidiyoruz. Dur bakalım. Doğrusu ile bilmem ne parabolü teğet. Bak artık sen teğet dediğin zaman ne yapacağını biliyorsun. Ortak çözüm yapılacak bir kere. Yani şu y yerine şunu getirip bir yazalım mı arkadaşlar öncelikle? 2x artı a yazdım y yerine eşitmiş x kare eksi 4x artı 8'e. Peki düzenleyelim bunu. Burada bir sıfır bırakalım. X kare 2x buraya eksi geldi eksi 6x oldu. A da buraya eksi geldi artı 8 eksi a çıktı tamamdır. Ortak çözüm denklemini ne yapıyorduk? Teğet dediği için deltasını sıfıra eşitliyorum. Hadi sıfıra eşitleyelim. Delta neydi? B kare. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı a 1
C'de 8 eksi A. Eşittir 0. Hadi eksi 4 tane şeyi bu tarafa atalım. 36 eşittir. Artı 4 tane 8 eksi A diye geçer buraya. 4'e bölelim. Şuradan devam ediyorum. 9 eşittir 8 eksi A olur. Eksi A buraya artı geçsin. 9 buraya eksi geçsin. A eşittir 8 eksi 9. Yani eksi 1 çıktı dostlarım. Cevap Ceyhan Agassi. 5 numaradayız Goberler. AT, OB ve BO. Ha, şu Goberlerin hepsi birbirine eşit. P artı T toplamı nedir? Şimdi önce şu doğruyu bir konuşalım. Bu doğruda X yerine 0 verdiğimde Y'yi kaçta kesiyormuş bu? Eksi 2'de. Y'yi eksi 2'de kesiyor. Y yerine 0 verdiğinde X'i kaçta kesiyormuş? Yine eksi 2'de. Şurası da eksi 2'ymiş. Peki o halde şurası 2 birim, şurası 2 birim, burası da 2 birim. Bak parabolün X1'ini buldum. X1'i eksi 2. X2'si artı 2. Eksenleri kestiği noktalar. Tepe noktasını da biliyorum artık. Bak şurada tepe noktası. 0'a 2. Her bir şeyini biliyoruz. Biz bu parabolün denklemini yazabilir miyiz eğer istersek? Tabii ki yazarız arkadaşlar. Hadi yazalım o zaman. Şöyle olacak. Y eşittir. Bir A gibi sayımız var. Çarpı X eksi 2 X artı 2. Parabol denklemi yazmaya alıştık artık arkadaşlar. Peki X yerine 0 yazdığımızda Y'de 2 oluyormuş. Hadi bunu da yapalım. Y 2 oluyormuş. X yerine 0 yazınca. Burası eksi 2. Burası 2 geldi. 2 ile 2 gitti. 1. Eksi 2 buraya bölü olarak gelir. Eksi 1 bölü 2 eşittir A çıktı. Hadi şimdi bunun denklemini bir daha yazalım. Y eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2. Dostum bunu biraz daha düzenliyorum. Y eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Şurası 2 kare farkı değil mi? Uzun uzun dağıtarak çarpmayalım. X kare eksi 4'tür burası. X kare eksi 4. Peki şimdi bu doğruyla şu nokta kesiştikleri nokta değil mi? Doğruyla parabolün kesiştiği nokta. O halde ne yapıyordum ben kardeşim? Ortak çözüm. Y yerine getirip eksi x eksi 2 yazalım. Eksi 1 bölü 2 burada var. X kare eksi 4 var. Hadi bu 2'yi buraya çarpı atalım. Eksi 2x eksi 4 eşittir. Eksiyi de içeriye dağıtıyorum. Eksi x kare artı 4 oldu. Bir satır düzenleyelim. Eksi x kare buraya gelsin artı x kare. Eksi 2x var. 4 de buraya gelsin. Eksi 8 eşittir 0. İşte parabolümün, daha doğrusu ikisinin ortak çözüm denklemini buldum. Dostum burada ne yapacağız şimdi? Bu denklemin köklerini bulacağım ben bir de. Hadi bir de köklerini bulmaya çalışalım. Eksi 4'e 2 diye ayrılıyor galiba değil mi bunlar? Eksi 4'e 2 yapsam eksi 8, toplamları da eksi 2. Yani x1 eşittir 4'tür, x2 eşittir eksi 2. Bu paraboller bir 4 noktasında kesişiyorlarmış, bir de eksi 2. Tamam, eksi 2 de zaten A noktasıdır, kesişiyorlar. Demek ki burada da 4 noktasında kesişiyorlar. Yani apsisleri 4. Şurası 4 arkadaşlar. P noktası 4'e 0'dır. Bir de nerede kesişiyorlarmış? 4 noktası dedik. Tabii x1 4 ise hemen yerine yazalım. Eksi 4, eksi 2 daha, eksi 6. T'de eksi 6'ymış. 4'e eksi 6 noktasında kesişiyorlarmış dostlar. 4 ile eksi 6'nın toplamını soruyor. Eksi 2 yaptı. 4 ile eksi 6'nın toplamı. Şu soruya gelelim. Bakalım son sorumuz ne diyor? Yukarıdaki bilmem ne ve bilmem ne verilmiştir. Bak dikdörtgeninin alanı diyor. Ben şu kesim noktasını bir bulayım mı bunların ilk önce? Ne yapıyorum? Y yerine 2x yazıyorum. O halde 2x eşittir. X kare gelecek dostum. Hemen x kare, birer tane x silelim. X eşittir 2 çıktı. Demek ki bu kesiştikleri nokta x'i 2 olan nokta. Yani şurası 2. X yerine 2 yazarsanız y 4 çıkar. Demek ki y'si 4. Bak sana bu dikdörtgenin alanını soruyor. Dikdörtgenin alanı 2 çarpı 4. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımından 8'i paketledik. Evet, 11 numara tamamdır. Geldik 12 numaraya. Bakalım bu ne diyor. Birinci sorumuz diyor arkadaşlarım. Sistemini sağlayan XY ikililerinin kümesi aşağıdaki taralı bölgelerden hangisidir?
Dostum bu eşitsizlik sorusudur. Çok da basittir bunlar arkadaşlar. İnanılmaz kolay sorulardır. Bakın ne yapacaksınız. Önce şu noktaları bir bulalım. Mesela şu bir doğru denklemidir. X'i 0 verin. Y'si eksi 1 çıkar. Demek ki doğru eksi 1'den geçecek. Y'ye 0 verin. X'i 1 çıkacak. Demek ki şurası da 1. Bak doğrular 1'den geçecek. Eksi 1'den geçecek. Eksi 1. 1. Bunu unutmayın. Şunları bir yazayım ben. Eksi 1'e 1 diyelim. Son soru belki sizde şu anda son şık gözükmüyor olabilir arkadaşlarım. Birazdan yukarıya kaydırırım. Peki parabole bakalım. X kare eksi 1. Yani y eşittir. X eksi 1, x artı 1. Bunun kökleri 1 ile eksi 1 değil mi? 1 zaten burada da şurası da eksi 1. Şurası eksi 1. Şurası eksi 1. Şurası eksi 1. Şimdi bak nasıl çözeceğim dostum. Nerede olduğunu bildiğim bir nokta seçelim şimdi seninle beraber. Mesela şu şıkkı elemeye çalışalım. Bakalım doğru mu değil mi? Eksi 1'e eksi 1 noktası. Şu bölgede değil mi? Eksi 1'e eksi 1. Eğer bu doğru cevapsa bölgenin içinde ya arkadaşım. Ben bunu yerine yazdığımda şu verilen denklemleri sağlamak zorunda. Bakın x yerine eksi 1, y yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazın. Eksi 1'in karesi 1, 0. Buna da eksi 1 yazmıştım. Eksi 1 küçüktür, 0 diyor. Doğru. 1 yazın. 1 yazınca neydi? Eksi 1'e eksi 1 yazıyoruz değil mi? X yerine eksi 1 yazıyorum. Y yerine de eksi 1. Bakalım sağlıyor mu arkadaşlarım? Eksi 1, eksi 1 daha, eksi 2. Eksi 1 büyük eşittir, eksi 2 diyor. Tamam. Eksi 1, eksi 2'den büyük eşittir. Bu da oldu. Şunu deneyelim şimdi. Hemen şuna bakalım. Eksi 1 büyük eşittir 0 diyor. Bak x yerine eksi 1 yazacaktım ya. Eksi 1 büyük eşittir 0. Olmadı. Eksi 1 0'dan büyük değil. O halde Denizli şıkkı üçünü birden sağlamadı. Bu gitti. Ne yapacağımızı anladınız inşallah arkadaşlar. Bak burada deneyelim. Mesela Ceyhan var mıdır yok mudur bir bunu görelim. Mesela şu nokta. Nedir bu nokta? Eksi 1'e 0 noktası. Taralı bölgede değil. O halde sağlamayacak. Üçünü birden sağlamaması lazım. Çünkü taralı bölgenin içinde değil arkadaşlar. Hadi o zaman bir deneyelim bakalım. X yerine eksi 1 yazalım. Y yerine 0. Eksi 1 yazdım. 1 eksi 1'den 0. Bunu sağladı. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 1 daha. Eksi 2 0'dı bu da. 0 büyüktür. Eksi 2. Bunu sağladı. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 büyüktür 0. Sağlamadı. O yüzden üçünü birden sağlamadı artık. Yok. Eksi 1 yazıyordum. X yerine. Eksi 1 büyük eşittir 0. Bak bunu da sağlamadı. O halde bu da gitti kardeşim. Ceyhan şıkkı da iptal. Hadi hangisine bakalım şimdi? Seçelim bir tane. Bursa şıkkını deneyelim. Ya da Adana'yı deneyeyim. Bir cevaba bakayım. Cevap Adana'ymış kardeşlerim. Bir de bunu deneyelim de en azından bitirelim işi. Şimdi mesela şu bölgenin içinde olduğunu bileceğin bir nokta seçeceksin. Ya da şuna bakalım kardeşim. Mesela doğrunun ne tarafını taramış? Üst tarafını taramış ya doğrunun. Şöyle üstünü taramış hep. Bak çünkü burada üstlere kalmış. Sen o zaman sıfıra sıfırı bir dene bakalım. Sıfıra sıfır bu işlemi sağlamak zorunda doğruya göre. Doğru burada. Sıfır yazıyorum. Sıfır. Eksi 1 oluyor burası. 0 büyüktür. Eksi 1. Sağladı. O halde doğrunun üst tarafı taranacak. Bak Adana şıkkı olur. Doğrunun bu alt tarafını taramış. Gördünüz mü arkadaşlarım? Alt taraf. Bursa şıkkı iptal. Edirne'ye bakın. Doğrunun alt tarafını taramış. Edirne de iptal. Ne kaldı geriye? Adana kaldı diyebiliriz. Hadi geçelim şu ikinci soruya. Yukarıdaki taralı bölge aşağıdaki sistemlerden hangisinin çözüm kümesidir? Birlikte bulalım şimdi arkadaşlarım. Önce şunun x'e 0 verelim. Y'si kaç olur bunun? 9. Şurası 9'muş. Y'ye 0 verelim. X kare eşittir 9. X eşittir ya 3 ya da eksi 3 olur. Şuralarda 3'e eksi 3'müş. Şimdi bir nokta seçeceğiz. Bu nokta bölgenin içinden seçelim. Mesela şurada eksi 1'e 0 noktasını seçelim. Eksi 1'e 0. Bölgenin içinde olduğu için eşitsizlikleri
sağlamak zorundadır kardeşim. Hemen eşitsizliklere bakıyorum dostlarım. Mesela Adana şıkkını deneyelim. Ne yapacağım? X yerine eksi 1, Y yerine 0 yazacağım. 0 büyük eşittir eksi 1. E doğru. X yerine eksi 1 yazacağız. Eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi 1. Bir de başında eksi var. Artı 9. 0 büyük eşittir 8 oldu. E olmadı. Adana şıkkı gitti. Bursa'yı deneyelim. Y yerine 0, X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 büyük eşittir 0. Bu kafadan gitti zaten. Birini sağlamıyorsa bile gitmiştir. Ceyhan'ı deneyelim dostlarım. Eksi 1'e 0 yazıyorduk değil mi? 0 yazalım. 0 büyük eşittir eksi 1. Bunu sağladı. Şunu da yerine yazalım. 0 küçük eşittir eksi 1. 9 daha 8. E bunu da sağladı. İşte cevap Ceyhan geldi bile arkadaşlar. Zaten Denizli ile Edirne'yi aslında kafadan eledim ben. Niye elediniz hocam? Çünkü çizgileri eğer düz çizmişse bak kesik kesik değil. Şöyle çizseydi kesik kesik küçüktür olurdu. Ama düz çizdiği zaman küçük eşit ya da büyük eşit olacak, tamam mı? Eşittir de olacak. Bunda zaten küçüktür var, bu kafadan gitti. Bunda da küçüktür var, eşittir yok, bu da kafadan gidiyor zaten. Evet, ikisini de çözdük. Geldik şuna. Bu ne diyor? Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini, bunu boş verin arkadaşlar. Buradaki 3 soruyu çözmemize gerek yoktur. Sınavda zaten şıksız soru böyle olmayacak arkadaşlar. Eşitsizlik sisteminin aynı 1 ve 2 numaradaki gibi olur. Böyle bir soru gelmeyecek tabii ki haliyle. Karşımızda şıklar olacağı için bunlara bakmaya gerek yok. Yalandan yere vakit kaybetmeyelim. Evet Gobeller, bu kitabımızı bitirdik. Hadi bakalım. Görüşmek dileğiyle, kolay gelsin, esen kalın.